Arkadaşlar iyi akşamlar. Başkanım bir saniye. Bir maç oynandı. Bir maç oynandı, bitti. Taraftar, her iki takımın taraftarı da stat'tan ayrıldı. Ben de ayrıldım. Sonra olayları duyunca geri geldim. Şimdi Ali Koç'un yaptıkları 40-50 kişiyle buraya gelip burada çalışanları darp etmesi, ağza alınmayacak gariz küfürlerle şey yapması kabul edilebilir bir şey değil. Sözde polis koruması altındayız. Maç başladığından maç bitene kadar, bu seyirci dağılana kadar polis koruması altındayız. Bir defa Ali Koç bu cesareti nereden alıyor? Lig başladığından beri yok hakemleri tartaklayın, hakemlere tokat atın, efendim İzmir'de şey yapın, hakemlerin peşine düşün diyen bu zat maç bittikten, yani insanlar dağılmış. Burada sadece 2 tane görevli kalmış. Belli bir güruhla gelip, maçta yok. Maçta yok. Gelip buraya insanları tartaklama haddini nereden, kimden alıyorsun? Kim destekliyor seni? Buradan devlete sesleniyorum. İçişleri Bakanlığı'na, Emniyet Müdürü'ne sesleniyorum. Polisler nerede? Polis nezaretinde içeriye girip bizim adamlarımızı tutmak suretiyle, yani Ali Bey'in sahaya çıkmasındaki maksadı ne? Bu provokasyon niye? Neticede bir maç oynadık. Ne şampiyonluk maçı, ne şey, bizim için şampiyonluk maçı. Hiç merak etmesin. Ama Ali Bey bak, ben haber aldım geldim. Bu vandalizmin Türkiye futbolu açısından kabul edilebilir bir tarafı yok. Şimdi ben geldim. Eğer yüreğin yetiyorsa gel, buradayım, bekliyorum seni. Devletin artık bunun hesabını sorması lazım. Polisin, Adalet Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın bu işe müdahale etmesi lazım. Bu şımarıklık, bu hukuk tanımaz, bu insanlara burada ağza alınmayan küfürler etmiş ya. Darp etmiş işte, video kayıtları var. Darp ettiği kim? Burada çalışan sahadaki görevli arkadaş. Eğer şu kadar cesaretin varsa gel, buradayım. Şu kadar delikanlığın varsa gel, buradayım. Teşekkür ederim arkadaşlar. İyi akşamlar. Sayın Başkan, soru alacak mısınız?